Merhaba arkadaşlar. Bugün Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ Sanat Galerisi müzesini gezeceğiz. Evet, şöyle giriş yapalım. Arabanızla gelip müzenin içine girebiliyorsunuz. Bu tarafta otopark var, yürüyüş yolu var. Burada bilgi panosu var. Buradan bakalım kısaca. Evet, şöyle. Sesli rehber uygulaması da var. Telefonunuzdan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar şu arabaya evet. Bakın. Evet. Fiat Doblo. Bu araba üretilmeye devam etsin normal Doblo üzerinde. Ben bunu araba ayarlarıyla oynamış dedim. Bakın şurada yazıyor. 4x4'müş. Evet, tek. Dünyada tek. Evet. Evet. Şöyle. O da Türkiye'de arkadaşlar. Evet, Bursa'da üretilmiş. Ne yazıyor? Çöl fırtınası anlamına gelen Sandstorm isimli Fiat Doblo özel olarak çöl koşulları için 2002 yılında Bursa'da geliştirilmiştir. Araç 4x4 çekiş sistemini 300 beygir motor gücü, 3000 cc motor hacmi ve 150 litrelik yakıt deposuna sahiptir. Tofaş Arge mühendislerinin geliştirdiği prototip araç 2002 yılında Bologna Motor Show'a sergilenmiştir. Evet, tek yani bu araç. Evet. Bu araba normal Doblo üzerinde yapılsa ben arabanın ayarlarıyla oynamış derim evet, yani. Evet. Bu Anadolu arabaların müzesi. Evet. Hadi inelim. Arkadaşlar bu araba gerçek Doblo'nun üzerinde yapılsa, çöl geliştirilse yani ben bu araba ya arabanın ayarlarıyla oynanmış derim. Modifiye yapılmış gibi duruyor değil mi Kenan? Zaten tek bir tane. Dünyada tek ya. Başka bundan yokmuş. Evet. Bu da Bursa'da. Milattan önce 6. yüzyıl Balıkesir Üçpınar Köyü demir ve ahşaptan imal edilmiştir. Evet, şöyle. Arkadaşlar, burada bir deremiz var. Nalbant, evet. Ne? Nalbant? Nal yapıyor. Nal yapıyor. Atların ayaklarına çakılıyor bunlar Kerem. Evet. Bak at seviyor bebek. Aşağı inmedi. Niye? Savaş arabasının birebir kopyasıymış bu. Evet. Hatta kaç 6. yüzyılda falan. Bu tarafta da var. Bu tarafa gelince çekelim. Hadi gelin bakalım. Devam edelim. Evet, burada da atlar için neymiş? Semerler. Evet, bak şurada tabelası var gördün mü? Evet. Burada yine bir dedemiz. Evet, şu nalbantı da var. Nalbantı da çekelim. Şöyle. Otur yapıyor annelerimiz. Hayır, atların üstüne otur. Bunu koyuyor, onun üstüne oturuyor. Evet. Semer. Burada da Bursa semercisi Kemal Usta. Kedi bey, geldin mi? Burası da Python ve at arabası imalatı. Evet. İbrahim Babik ve oğlu Mustafa Babik. Kuruluş tarihi 1952. 1952. Evet. Neredeyse 100 yıl. Neredeyse. 70 sene olmuş. Biz 2002 yılındayız. 2022. Burada Davut var. Burası çay evi. Saraç evi, pardon.
Saraçeviymiş. Atların koşumları olur ya, tutmak için de öyle. Atları sürerken. Evet. Her nevi Saraçiye eğer evet. Takımları, araba koşumları. Evet, doğru. Öyle. Boyunlarına takılan ziller, çanlar. Evet, bak. Koşumlarını yapıyor. Girilmiyor, hayır. Evet, burada bir top arabası var. Evet. Burada top arabası 1900. Hayır, 19. yüzyıl sonları. Ege bölgesi Bodrum. Şöyle. Demir ve ahşaptan imal edilmiş. Arabaların çeşitleri var karşıda. Evet. Türlerine göre ayırmışlar: savaş arabaları, yol. 8 kilogram. Çekiç gücü. Şurada neyi göremiyorum? Gabari mi? Gabari. Hı-hı. Bayağı detaylıymış. Anadolu arabaları. Şimdiki top arabaları daha yeni. Tabii. Top arabaları. Zamanın teknolojisinde bunlar kullanılıyor. Mermi arabası 20. yüzyıl. Evet. Öküzler geçiriliyor değil mi? Evet. Bu öküz tarafa bağlanıyor. Da, bu tarafa da öküz bağlanıyor. Tarlalar sürülüyor değil mi? Onlar evet. Yok, bunlar sürme değil. Bu şey yük taşıma. Yük taşıma, doğru. Şekerli kağıdı 19. Şu şekilde yük taşınıyormuş hep. Karşıda var. Evet. Burada da gerçek resimleri zamanında kullanılıyormuş. Atlara bakıp takıp çekiyorlarmış. Evet. Şu fotoğrafta Bursa'nın heykel meydanı değil mi? Evet, evet, heykel. Meydan. Şu Atatürk heykeli var atla beraber. Tabii efendeki bir de kaç. Çok iyi. Onlar süpürge otuna benziyor. Şasiymiş bu. Alçak. Evet. Bunlar da. At mı çekiyor? Evet, çıkar. Evet, at. Fayton at şasi. Bakar mısın güzelliklerine? Evet. Adada kullanılmış bunların ikisi. Panyo. Anne bak, bu da Fayton. Evet, ada pazarı. Şu büyük adada. Evet. Evet, bunlar da
tekerlekler. Faytonlarda ve at arabalarında, faytonlarda kullanılan tekerlekler. Evet. Evet, günümüzden de jant. Evet. Şimdiki lastikler, tekerlekler. Bunu kullanılmış zamanında. Evet, bunların hepsi. Bak burada da bak. Zamanında kullanılmış. Burada. Kalkan gibi. Kalyonun. Evet, şimdi bu tarafa geçelim. Yarın kapatırız. Kerem bak burada. Gel bak şimdi. Evet şimdi. Evet arabalar. Günümüz arabalarına gidelim. 624. Keşke içine binebilsek. Hayır. Ay şunun güzelliğine bakar mısın? Kaç modelmiş bakalım şöyle. 71. 1971. Keşke içine binebilsek. İçinin güzelliği. Arkadaşlar keşke içine binebilsek. Evet bu. 1931. 77 model. Var şurada bir arabası değil ya. Bu ne böyle ya? Bu arabanın yapılış şekli. Hepsi bak parçalarını evet, ayırmışlar. Bu şekilde birleşiyor arabalar fabrikada. Çat diye. 1 milyon otomobil model. Evet. Tempranın 94. 1 milyonuncu otomobiliymiş. Şuraya bakalım. Evet, şurada. Şey ön. Ön tamponun panjurun olduğu kısımda. 131 kartal. 83 model. 83 miymiş? Evet 83. Evet, son tipo. Son uno. Topaş çalışanları tarafından imzalanan Fiat Fiorino. 2012 model. Evet. Bütün çalışanlar arabanın üzerine imzalarını atmışlar. Kaç çalışan yapmış bu arabayı ya? Şöyle ön tarafında herhalde 100 tane vardır. Arkadaşlar burada ben Medikeli'nin... Ne bu? Fiat Egea Plus galiba. Ya peki. Arkadaşlar bu da galiba evet. Fiyat falan yok. Hayır baba. Evet, burada kupalar var. Kısacası arabalar mükemmel. Şurada da bir elektrikli Fiat Doblo varmış. Evet şöyle.
olabilir.